Kartal'da şu tren yolunun alt geçinde su basıyordu. Dükkanları da basıyordu, evleri de basıyordu. Bu çağ dışı görüntüler bize yakışmaz. İstanbul'a hiç yakışmaz. Kartal'ın altyapı sorunu Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göreve gelir gelmez ilk el attığı konuların başında geldi. Şu çağ dışı mı görüntüdür? Bugüne kalmamalıydı. Yani yıllardır yapılmıyordu zaten. Herkes de biliyordu bunu. Uzun yılların ihmali İSKİ'nin çalışmasıyla son buldu. Dört noktada atık su ve yağmur suyu hatları ayrıştırıldı. Yeni yapılan kanallarla birlikte su baskınlarına son verildi. Arka sokak seldi sel. Şimdi damlamıyor bile. İlçenin en önemli sorunlarından biri de işgallerdi. Özellikle İBB ekipleri Kartal Atatürk Parkı'ndaki işgalleri bitirdi. Parkı sahibine, vatandaşlara verdi. Eskiden ürperirdim, karanlıktı. Yapılaşma vardı. Şimdi böyle yeşil olması, yürüyüş alanlarının olması çok güzel olmuş. Sahayı sevdiniz mi? Nasıl, güzel mi? Harika. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'a FIFA standartlarında bir de stat kazandırdı. Kartal Yakacık Stadı amatör kulüplerin ve sporcuların hizmetinde. 7 ayda bu stadı bitirdik. Burası çocukların ve gençlerin yeri. Hiçbir şey yoktu. Bomboş bir alandı. Yeşillik bile yoktu yani. Şimdi ise Kartallıların önemli buluşma noktalarından biri oldu. Burası Neyzen Tevfik Meydanı. Yenilenen altyapısıyla birlikte meydan ilçeye yeni bir kimlik kazandırdı. Kartal için gerekliydi bir kere. İstanbul'da bu arkamda gördüğünüz bina gibi depreme dayanımı %0 olan 318 bina tespit ettik. Başkan İmamoğlu'nun örnek verdiği bina Kartal'daki Akın Apartmanı'ydı. Depreme karşı güvenli değildi, yıkıldı. Bu evleri şu anda yıkımına başlamakla 8 bin insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal'da önemli projelerini hızla hayata geçirdi. Bölgesel istihdam ofisi kuruldu. Yuvamız İstanbul kreşleri 3 noktada miniklerle buluştu. Öğrenciler artık geleceklerini belirledikleri sınavlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ders atölyelerinde hazırlanıyor. Kartal'da 2 tane açıldı. İddiayla söylüyorum, İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. Yapımı tamamlanan Kartal'daki Soğanlık Camii ibadete açıldı. Yine Kartal'daki Eyüp Sultan Camii'nin ise yarım kalan inşaatı bitirildi. Baştan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun.